Günaydın, 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 günaydın. Sevgiyle, saygıyla, güzellik, gülücük, mutluluk, umutla kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz. Hayatın tadındasınız. Hemen Zeyno'nun yanına geçiyorum. Size hoş geldiniz dedikten sonra Zeyno'ma günaydın diyorum. Günaydın canım. Canım benim, günaydın. Nasılsın? Çok iyi. Çok da aktifim çünkü. Farkındayım, aktif tane gibisin. Çünkü çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Evet. Sevgili izleyenlere bu sabah o çekimi böyle hemen tam tadında vermek istiyorum. Çekimimiz biraz fazla uzun uzun olmuş. Çok güzel olmuş ama. Çok güzel olmuş. Bizim sporumuzdu, lezzetimizdi. Hemen çekim başlasın. Evet. Klasik müzik olacak içerisinde. Çok güzel sohbetler olacak, sanatçılar olacak. O güzelliğe dahil olmadan önce ve spora geçmeden önce Zeyno'nun lezzetiyle tanışalım istiyorum. Tanışalım. Hep ben tanışalım. De işim biraz olduğu için hemen de başlamak istiyorum. Malzemeleri sayayım ben sen tahmin etmeden önce. Dana etimiz var, dana kuşbaşımız var, taze soğanımız, biraz havucumuz, farkındaysan çok büyük değil, küçük orta boy bir havuç yeterli. 2 kaşık kadar unumuz var, 2 bardak sütümüz var, ben kalabalık olmasın diye birini koydum. 1 adet yumurtamız var, 1 kaşık tereyağımız ve görüldüğü üzere milföy hamurlarımız var. Milföy hamurumuz. Çok güzel bir börek yapacaksın eminim. Evet. Olabilir acaba? Sanki böyle etli börek mi acaba, beşamel soslu? Beşamel soslu bir de, bunu da bildin. Evet, değil mi? Çok şaşırtıcı. Sen hiç anlaşılır gibi değil. Sen içeriden tiyolar mı aldın? Hayır. Bu güzel lezzet için sabırsızlanıyorum Zeyno Hocam. Tamam, o zaman sen söyledin, ben tarif edeyim. Saray böreği yapacağız bugün biz. Çok güzel. Güzel bir iç hazırlayacağız. Önce etlerimiz kendi kendine pişecekler. Yağ koymuyoruz baştan. Ardından havuçlarımızı koyacağız. Onların biliyorsun pişme süreleri biraz daha uzun olduğu için birlikte biraz pişecekler. Etler piştikten sonra taze soğanımızı ilave edeceğiz. Tereyağımızı ilave edeceğiz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra unumuzu oraya koyacağız. Ayrı bir beşamel sos hazırlamayacağız. Bir arada pişecekler. Unumuzun da kokusu çıkınca hemen soğuk sütümüzü koyacağız. O kıvama gelecek. Baharat koyacağız. Tuz konulabilir, kekik konulabilir, karabiber konulabilir. Çok yakışacaktır. Öyle bir harç hazırlayacağız. Milföy hamurlarımızı da çok böyle kenarı köşesi delik dürsük olsun istemiyoruz. Çünkü akıcı bir kıvamı olacağı için kenarlardan taşıp tepsiye gitmesin diye kare keseceğiz. Ortalarına bu içten koyacağız, kapatacağız. Üstüne bir yumurta sarısı, tamamdır. Muhteşem bir börek. Evet. Finali sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Sevgili izleyenler, bu muhteşem böreği finalde göreceksiniz. Size sunacağız. Tarifini bir kez daha alacaksınız ama şimdi spor yapalım. Biraz canlanalım. Spordan sonra da sizler için gerçekleştirdiğimiz sanat dolu, müzik dolu, klasik müzik dolu o güzel çekimleri izleyin. Ardından lezzetimizle sizlere veda edeceğiz. Şimdi spor, ardından çok güzel bir sohbet. Günaydın. Sabah sporuna başlıyoruz. Hadi ayağa kalktık ve mini mini adımlarla ısınıyoruz. Geriye doğru kollarımla daire yapıyorum. Şimdi öne doğru. Kollarımı iki yana açtım. Önde. Şimdi yana doğru esnedim, uzan. Diğer taraf. Şimdi öne doğru esniyorum. Bacaklarımın arkasını iyice esnettim. Hisset bacakların arkasını. Bacakları iki yana açtım. Ortadayım. Yandayım. Tekrar ortadayım. Şimdi diğer yandayım. Ortadayım. Bekle. Dizlerimi hafifçe büktüm. Tek bacağımın üzerine oturdum. Bacağımın içini esnetiyorum. Dik durdum.
Bir topuğum yerde, parmak ucum yukarıda. Öne doğru uzandım ve esnedim. Diğer taraf. Oturdum. Parmak ucum yukarıda, öne doğru uzandım ve esnedim. Ortadayım yine. Uzan. İki bileğimden tutuyorum. Bacağım biri önde, biri arkada. Arkadaki ayağımın topuğu yerde. Esniyorum. Diğer taraf. Esnedim. Yine mini adımlarla devam ediyorum. Devam et, ısın iyice. Adım yaparken dirseklerimi birleştirip açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Ellerim tersini birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Ellerimi önde yana açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Şimdi ellerimle daire yapıyorum. Öne doğru daireler yaptım. Öne doğru ellerimi kapatıyorum. Şimdi geriye doğru daireler yapıyorum ve geriye doğru kollarımı açıyorum. Öne doğru. Geriye doğru. Öne doğru. Geriye doğru. Öne doğru. Ve geriye doğru. Dinlendim şimdi. Kollarımı dinlendiriyorum. Bacaklarımı dinlendiriyorum. Yine adım yaparak devam edeceğim. Ellerimin yerlerini küçük küçük değiştirerek yukarıya doğru kollarımı açıyorum. Ve aşağıya doğru indiriyorum. Hızlı ve küçük küçük. Nefesi unutma. Tutma nefesini. Parmak ucunda yapıyoruz adımlarımızı. Devam. Son kez çıkıp iniyorum. Salla kollarını. Dinlen. Salla iyice. Bacaklarımı iki yana açtım. Olabildiğince açık ve gergin. Topuklarım içeride, parmak uçlarım dışarıda. Bacaklarımı iyice sıkıyorum. Çok küçük ortaya oturdum. Ve kalktım. İyice sıktım bacaklarımı ve kalçamı. Bir, yavaş. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Son kez oturdum. Ve şimdi küçük küçük kalkıp oturuyorum. Çok minik. Küçük küçük, hızlı hızlı saymıyoruz. Olabildiğince çok yakıyoruz. Hisset bacaklarını. Dik durmaya özen göster ve kalk. Öne doğru esne. Tekrar oturdum. Ortadayım. Yana doğru esniyorum. Uzan. Bir sağ, bir sola. Bir. Yavaş yavaş. İki. Nefesini tutma. Üç. Dört. Beş. 6,
7 8 9 Son. Öne doğru esnediğin bacaklarını dinlendir. Yandayım. Yine ortadayım. Yandayım. Ortadayım. Yine topuklarım içeride, parmak uçlarım dışarıda. İyice oturdum. Elimi enseme doğru alıyorum. Yanlara yatıyorum. Bir, dik durmaya özen göster ve karnını sık. İki. Üç, dik dur. Dört, sık karnını. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. Mini mini adımlar yapıyoruz. Salla bacaklarını. Salla dinlensin. Salla kollarını. Şimdi yine bacak çalışıyoruz. Bacağım önde. İçe ve dışa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Diğer bacağımla yapıyorum. Parmak ucum iyice gergin, içe ve dışa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi diğer bacağımı yine öne uzatıyorum. Önde bacağım gergin. Kaldırabildiğim noktaya kadar kaldırıp indiriyorum kontrollü bir şekilde. 1 yavaş. 2 sık iyice bacak kaslarını. 3 bacağım gergin. 4 5 6 7 8 9 ve son. Diğer bacağımla yapıyorum. Uzattım. Yukarıda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Salla bacaklarını. Ayak tabanım diğer bacağımın içini gösterecek şekilde dizimi yukarıya çekip indiriyorum. Başladık. 1 2 3 4 5 iyice çek. 6 7 dik durmaya özen göster. 8 9 ve son. Diğer taraf içeride. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Salla bacaklarını. Şimdi aynı şekilde bu sefer bacağımın önünden yukarıya doğru çekip aşağıya doğru indiriyorum. Parmak ucu, iki ayak parmak uçlarım birbirine denk gelecek şekilde o hizadan başlayıp yukarıya doğru çekiyorum. Çek, iyice hisset. 2 bacağın içi dışı çalışır. 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Diğer bacağımı çalışıyorum yine. Parmak ucundayım. Bacağımın önünde düz yukarıya çıkıp iniyorum. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Diğer bacağımı yapıyorum yine. Bacağım arkada. Bu sefer topuğumdan arka, bacağımın arka hizasından yukarıya çekip indiriyorum. 1 2 set 3 dizin olabildiğince yukarıya çek. 4 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Bacağım arkada. 1 2 iyice çek yukarıya. 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi dizimi öne doğru çekiyorum ve geriye doğru açıyorum. Arkaya minik bir adım kondurup yine yukarıya çekiyorum. 1 2 3 güzel. 4 iyice çek dizini. 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi değiştirdim. Diğer bacak çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Sağ uzun bacaklarımı küçük küçük biraz adım yapalım. Bir kan dolaşımı oluşsun. Bacaklarımız dinlensin. Bir öne doğru esnedik. Tut 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 parmak ucundan bekle. Bacakların arkasını iyice esnet. Yine adıma devam ediyoruz. Biraz tempolu bu sefer. Ver nefesini. Salladım bacaklarımı. Şimdi önden daire yapıyorum geriye doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi diğer taraf önden geriye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Minik minik adım yapıyorum yine. Salla bacaklarını. Önde bacağım dizimi bir önden bir de yandan çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi diğer bacak. 1 2 3 4 5. Evet, yavaş yavaş soğuma egzersizlerimize doğru geçebiliriz. Öncelikle bacaklarımızı iyice esnettik. Tut parmak ucundan bekle. Aç iyice bacaklarını iki yana. Yine ortadayım, uzan. Tek bacağımı bileğimden tutuyorum. Uzan iyice.
Diğer taraf. Bacaklarımı topladım. Tek bacağım üzerine oturdum. Topuk parmak ucuma doğru uzandı. Yavaşça diğer tarafa doğru geçiyorum. Önce oturuyorum. Topuğumdayım. Parmak ucuma doğru uzandım. Yine ortadayım. Bir bacağım önde, bir bacağım arkada. Arkadaki topuğum yerde. Diğer taraf. Öne doğru tekrar esnedim. Kalktım, yandayım şimdi. İyice uzan. Ön çapraza doğru uzandım. Yine yandayım. Şimdi diğer taraf. Yandayım. Ön çapraza doğru uzandım. Yine yandayım. Avuç işlerim kendime bakacak şekilde ellerimi geriye doğru açıyorum. Dik durmam için önemli bir esnetme egzersizidir. Gün içinde tekrarlanabilir. İyice aç. Şimdi başımı esnetiyorum. Başım yanda. Ters omzumu aşağıya doğru basıyorum ve gerginliği hissediyorum. Ön çaprazdayım. Diğer yandayım. Ve ön çaprazdayım. Bugünlük sporumuzun sonuna geldik. Sağlık ve spor dolu bir gün sizin olsun. Hayatın Tadı'nın çok değerli izleyenleri, Olay Televizyonu'nda Hayatın Tadı'nda her sabah canlı yayınladığımız programımızda hep değer katacağımız, değerli insanları konuk olarak ağırlayacağımız programlar dizayn etmeye çalışıyoruz. Şehrimize gelmiş çok değerli isimler var. Ancak onlar gerçekleştirecekleri konser çerçevesinde Bursa'da bulunuş saatleri sebebiyle onları canlı yayına alamadık. Ama asla sizleri onlardan mahrum etmeyeceğimiz için biz onların ayağına gittik. Onlarla çok güzel bir söyleşi yapıp sizlerle tanıştırmak, sizlere tanıtmak istedik. Çünkü her biri birbirinden değerli sanatçılar. Her zaman sanata verdiğimiz değer üzere sohbetimize başlamak, sizlerle tanıştırmak istiyorum. Efendim, her şeyden önce merhaba demek istiyorum. Genel bir merhaba. Merhaba. Sonra tek tek tanışacağız. Sohbetimiz koyulaşacak ama Mutlu Hanım'la başlamak istiyorum ben. Başlayalım. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Bu organizasyonda çok sevgili arkadaşımız Sayın Mehmet Uzun dolayısıyla tanıştık sizlerle. Bu vasıtayla sizinle telefonda tanıştık ve yapacağımız röportaj üzere geldik, hazırlandık. Hemen sizi tanımak istiyoruz. Sonra da bu muhteşem sanat olayının detaylarına geçeceğiz. Mutlu Varlık kimdir efendim? Buyurun. Mutlu Varlık, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şu anda çello bölümünde hocalık yapıyor. Çok güzel. Anadolu Üniversitesi'nden mezunum ve mezunuz üçümüz. Evet. Eşimle evlenme dolayısıyla Bursa'ya taşındık. Artık burada hocalık yapıyorum. Bursalı mıyız? Değiliz, hayır. Bursalı değiliz. Eskişehirliyiz. Eskişehirliyiz. Evet. Orada okuduk. Orada okuduk. Sonra görev gereği, evet, sanat misyonunuz gereği tayinine geldiniz. Evet, çok güzel. Öğretim görevlisiyiz. Öğretim görevlisiyim. Bir ama yandan doktora yapıyorum Ozan Tuncay'la. Çok güzel. Bir taraftan da sanatı, güzelliğini yaymaya, mücadeleye devam. Çalışıyoruz. Harikasınız. Çok güzel. Sadece tanıdık, sohbet koyulaşacak. Okay. Ve hemen Elena Nayman Ünaldı'ya geçmek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Elena'yı tanıyalım efendim. Evet, ben de Mutlu gibi Uludağ Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı'nda
öğretim görevliyim, görevlisiyim. Bursalı değiliz. Bursalı değilim. Türk değilim. Rusya'dan geldim. Evet. Viola çalıyorum. Moskova Konservatuvarı bitirdim. Çok güzel. Özgür'ün aldığı piyanistle evlendim. Türkiye'ye yerleştim. Çok güzel. Şimdi piyanistle evlendiniz, Türkiye'ye yerleştiniz. O hikayeden alıp devam edeceğiz ama Rusya'daki o sanatla ilgili köklü olayları daha fazla, daha detaylı konuşacağız. Sadece şunu merak ediyorum. Alıştık mı? Alıştım. Süper, çok belli. Çok sevecensiniz, çok güzelsiniz. Efendim, Eskişehir'den gelen iki bayan var. Daha doğrusu iki kadın sanatçı var. Çağdaş Türk kadını temsil eden kadınlarla birlikteyiz. Gülen Ege Serter, kemanda. Merhaba. Merhaba. Gülen Ege Serter'i tanıyalım. Gülen Ege Serter, Mutlu Korlu'nun sınıf arkadaşı. Anadolu Üniversitesi'nden mezunum. Daha sonra evet. Moskova'ya gittim. Evet. Moskova'da 3 sene kaldıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevime devam ediyorum. Bir taraftan da yollarda kuartet çalışıyoruz. Harikasınız. Yine öğretim görevlisiyiz. Eğitim akademik olarak gençler yetiştiriyoruz. Bu harika bir şey. Diğer taraftan da sanatı canlandırmak, canlı tutmak için de çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Evet efendim, hemen diğer kemanistimiz Şeniz Aybulus. Hoş geldiniz. Merhaba, tekrar merhaba. Anadolu Üniversitesi Devlet evet. Konservatuarı, aynı bölümdeyiz Gülen'le beraber. 4 yıldır ben orada öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda doktora çalışmalarıma devam ediyorum Cihat Aşkın'la beraber. Hı hı. Ve bu keyifli grupla konserler, turneler, böyle çok güzel zaman geçiriyoruz. Çok güzelsiniz. Ve Soner Özer. Evet, sıra geldi bana değil mi? Yok, ama ben bir şey diyeceğim. Her zaman bayanlara öncelik. Hak tabii, verdiniz değil mi efendim? Tabii ki. Son derece centilmen bir sanatçı olarak eminim. Efendim hoş geldiniz. Ankara. Hoş bulduk. Evet, Ankara. Evet, buyurun, tanıyalım sizi. Dünyanın en zor sorusu soruldu yine. Kendinizden bahsedin. Kendimden bahsetmek bayağı sunucular zor. Sunucular için de en kolayıdır efendim. Hemen evet, topu hemen karşıya topu, atarsınız. Aynen. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Lütfen. Ben Soner Özer, namı diğer perküsyoner. Çok güzel. Bilenler bilir. 89 Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar bölümü mezunuyum. Çok güzel. Siz de öğretim görevlisi olarak devam ediyor musunuz? Hayır, değilim. Hı-hı. Ben 89'dan geçtiğimiz seneye kadar Ankara Devlet Operası Orkestrası'nda çalışıyordum. Evet. Artık emekliyim. Emeklisiniz. Evet. İnanılır gibi değil. grubun en genç elemanı benim. Evet. Onu da belirteyim. Ciddi söylüyorum ama gerçekten söylüyorum. Ancak bu şart mı burada kaçırdınız? Evet, evet, şartınız buydu. Bundan sonra da inşallah serbest çalışıyorum diyeyim. Çok güzel, harikasınız. Çok değerlisiniz çünkü sanatçısınız. Çok değerlisiniz çünkü ülkedeki sanatın değerini yükseltmeye çalışan isimlersiniz. Bunun mücadelesindesiniz.
Mehmet Quartet. Doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Evet. Ekip çok güzel söyledik. Grubumuzun adı bu. Şimdi 3 tane arkadaş zaten üniversiteden arkadaşsınız. Böyle bir grubun herhalde filizleri o zaman atıldı diye düşünüyorum. Grubun oluşma hikayesini merak ediyorum şimdi. Oradan dem vuralım. Nasıl oluştu ve Rusya ile Ankara nasıl dahil oldu? Lütfen onu kim anlatacak? Hadi bakalım. Başlayalım. O kadar karmaşık. Herkesin yolu ayrı bir noktada kesişmiş. Dolayısıyla 4 evet. ayrı hikaye var. Paralel evrenler gibi ilerliyoruz. Harika, çok hoşuma gitti. Hemen dinliyorum. Ama bu 3 program süreceği için ben toparlamaya çalışacağım. biz 9-10 yaşlarında konservatuara başladık Eskişehir'de. Bu kısa hali düşünün yani. İyi ki doğduğunuz tarihten başlamadın. Aileden girebilirsiniz diye düşünmüştüm. Mutlu şeyiz ben. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı, orada tabii ki orta öğretim bölümünde başladık. Mutlu ile biz Katerin ve İstvan Mehmet'in öğrencileriydik. Bunlar keman ve violonsel hocalarımızdı. Sanırım çok değerli isimler. Çok Macar hocalar. Söylüyorum ki bilmediğim isimler olduğu Anadolu için. Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunda yer aldılar Macar çok hocalarımız. Bizi müziğe başlatan hocalarımız. Katerin hocayla o da müziği de çalışıyorduk. 95 yılında o zaman Mutlu ile biz başka bir dörtlü içerisinde yer alıyorduk. 95 yılı Mart ayında, 20 Mart'ta bir trafik kazasında hocalarımızı karı koca kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sizin gibi değerler kazandırmışlar. Evet, çok teşekkürler onlara, teşekkürüz. Ve o noktadan sonra biz de onların ismiyle devam etmek istedik. Öğrenimimiz bittikten sonra hepimiz yüksek yapmak, çalışmak ve hayatın getirileriyle farklı noktalara dağıldık. İşte o noktalarda aslında tekrar bir buluşma oldu. Moskova'da Elena, Şeniz, ben Moskova'daydık. Orada okuduk ama orada da kuartetle ilgili bir şey değil, tanışıklık yine daha iyi bir boyut kazandı. Moskova'ya Şeniz'le birlikte mi Şeniz Hanım'la gittiniz? Şeniz de Moskova'da kaldı. Şeniz 6 sene kaldı, ben 3 sene kaldım. Yine eğitim için ama. Eğitim için gittik, evet, eğitim için gittik. Dönüş daha enteresan. Bu sefer dönüşte Şeniz, Elena ve Mutlu'nun yolları Bursa'da kesişiyor. Yani bir dörtlü bir araya gelemiyor. Sonunda Mutlu ile biz Şeniz ve Lena'ya bu Oda Müziği grubunu tekrar canlandıralım mı? Var mısınız Mehmet ismiyle? Gidelim mi dedik. Onlar da tamam dediler. Bu şekilde birlikteliğimiz başladı. Ama bu arada Şeniz Eskişehir'e geri geldi. Ve eşit durumdayız şu anda. Akademik görev gereği Eskişehir'e geri geldi. İki Bursa, iki Eskişehir var grubun evet, içerisinde. Evet. Kaç yıllık bir gruptur? 4 yıllık bir gruptur. 4 yıldır bu grup. Gidip geliyoruz 4 yıldır. Harikasınız. Ve sadece sanırım Eskişehir, Bursa, Ankara değil, Türkiye'nin her yerini dolaşıyorsunuz. Yanılıyor muyum? Her yeri değil ama birçok yerini dolaşıyoruz. Birçok yerini evet, dolaşıyorsunuz. Uluslararası kısmı var mı? Var. Var. Yurt dışında da konserler var, veriyorsunuz. Konserle festivale katıldık. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biraz haksızlık ediyoruz. Bu 4 güzel, muhteşem kadının hikayesini dinledik ama lütfen Soner Bey, siz nasıl dahil oldunuz? Ben nasıl dahil oldum? Aslında Mutlu anlatsaydı onu. Hadi anlatsın o zaman. Ben de mi? Niye paslaşıyorlar? Ben misafir olduğum için az konuşayım diyorum. Gene bir iki ay öncesinde Bursa'da konserim vardı benim. Konser sonrasında dostlarla, arkadaşlarla bir yemek evet, esnasında sohbet ederken Mutlu dedi ki kuartet var. Dedim ki işte Türk ritimleriyle alakalı parçalar çalıyor musunuz? Muhabbeti öyle başladı. Benim de düzenlemelerim var köçekçe. Müthiş. Ve onun gibi başka parçalarım da var, küçük parçalar. İşte çalalım mı? Çalalım dedik ve şu anda buradayız. Birazdan da konserde dinleyeceksiniz. Konserde Soner Bey de kabul etti. Çok kesinlikle iyi. Konserden de zaten görüntüler ve sesler dahil olacak. Bu yaptığımız röportajda o ambiyans da olacak. O zaman ne dediğimiz çok daha iyi anlaşılacak. Evet, kesinlikle. Evet, bir 5 kişi halini almış ama 4 yıl önceki bir başlangıçtan sonra siz yeni grubun bir elemanı gibisiniz. Evet, ben misafirim. Evet, misafir mi diyoruz? Misafir, evet, sanatçı. Kuartette şu anda ama misafir. Ama bundan sonra inşallah diğer konserlerde de olacağız. Böyle bu bir ilk. Proje var. Evet.
Ben çok mutluyum bundan dolayı. Bu biz de sebebiyle bence geleceğe de taşınacak bir yapı. Doğru değil mi? Evet. Harikasınız. 4 yıl önce kuruldunuz. Dostluk zaten temel ve çok güzel. Ama ben Rusya'ya gidişten sonra Elena'nın dahil olması da gelmek istiyorum. Şimdi Rusya'da tanıştınız. Nasıl tanıştınız? İki Türk sanatçı gelmiş, sanatçı adayı gelmiş. Akademik kariyer yapmak için gelmişler. İlk gördüğünde neler hissettin? Bu iki güzel Türk kadınını görünce. Yakınlık. Çok güzel. Yurtta kaldık hepimiz. Eşim de yurtta kaldı. Böyle arkadaş böyle tanıştırdı. Çok güzel. Evet, Şeniz'le zaten karşı karşıya da oturuyorduk biz. Aynı koridorda. Upuzun koridor. Yani ama şansımıza böyle karşı karşıya oturuyorduk. Böyle evet dostluk başladı. Dostluk başlayınca da sonuçta oluşulan grupta da dahil oldum. Bir de evlilikle Türkiye'ye geliş var. O da çok radikal bir karar. Hani orayı bıraktın buraya geldin ama sanat nasıl olurdu, nasıl biterdi, böyle bir tedirginlik hissettin mi? Çünkü sanatçı insanlar enstrümanlarına, sanat hayatlarına aşıklardır. Bir insana aşık olup da acaba orada da devam edebilir miyim diye hiç kafada soru işareti oldu mu? Hiç olmadı çünkü Gülen Evşiniz nasıl güzel müzisyen olduğunu biliyordum. Eşim de evet aynı şekilde hepsi Moskova'da eğitim olduğumuz için yani biliyordum. Mutlu da sağ olsun hiç yani aynı seviyede olduğu için çok şanslıyız. Böyle grup aynı seviye müzisyen de bulmak çok zor bir şey ama biz buluştuk ve çok iyi oldu. Harikasınız, çok güzelsiniz gerçekten. Şimdi senin Türkiye'ye adaptasyonunu şu açıdan da merak ediyorum. Aldığınız eğitimler, sizin ülkenizdeki eğitim ve bizim ülkemizdeki sanat eğitimi üzere de biraz konuşmak istiyorum. Mesela kaç yaşında müzikle tanıştın, enstrüman? Bildiğim kadarıyla siz çok küçük yaşlarda bir enstrümanla bütünleşiyorsunuz. Doğru evet. Değil mi? 4 yaşında bildiğim, hatırladığım kadarıyla annem zaten piyanist, şu anda öğretmenlik yapıyor. O beni tanıştırdı müzikle. Piyano ve keman olarak o enstrümanlarla başladım. Sonra bir küçük Novokuznetsk diye bir şehirde başladım. Evet. Sonra bir büyüğüne şehire gittim, Novosibirsk'a. Orada bir viola geçecek misin, uygun buldular beni. Geçelim dedim. Öyle viyolaya başladım ve sadece tek enstrüman kaldı. Zaten çok yoğun bir çalışma olduğu için tek enstrüman yeterince kadar oldu. Tek enstrümanla devam ettim. Evet. Tabii senin şöyle bir avantajın da var Elena. Kendi ülkende, yetiştiğin ülkede aldığın eğitimle bizim ülkemizdeki eğitim ve sanatı mukayese edebilme şansın var. Ben kendi ülkemin kadınlarına da soracağım ama bunu senden de duymak istiyorum. Nasıl buluyorsun Türkiye'deki sanata yaklaşımı? Biraz zor bir soru. Evet, biliyorum. Zorlayacağım demiştim. Evet. Çok değerli müzisyenler var. Ve bu müzisyenler diğer küçük öğrencilere yardım ediyorlar. Ve çok büyük bir şey. Benim açıdan gelişiyor. Bu batı müziği, klasik batı müziği gelişiyor. Hala gelişim prosesinde. Ama yavaş yavaş çok güzel isimler çıkıyor. Çok güzel. Daha müthiş isimler umutlusun, tabii ki. Umutlusun anladığım evet. kadarıyla değil mi? Evet. Mukayese etmektense içinde umudun olduğu da anlatmaya çalışıyorsun. Evet. Doğru mu? Evet.
iki isim Rusya'ya gittiniz. Akademik eğitiminize Rusya'da renk katmak, geliştirmek istediniz. Oradaki eğitimle bizdeki eğitim üzere biraz konuşalım mı? Ne dersiniz? Ona ben başlayayım isterseniz. Çünkü ben iki yerde birden üniversite eğitimi aldım. Aslında burada üniversiteyi bitirdim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Daha sonra Moskova'ya gidip ikinci bir üniversite okudum orada. Aynı zamanda yüksek lisansı yapıp o yüzden benim 6 sene sürdü. Şimdi orada çok enteresan bir sistem var. Gerçekten yani kesinlikle kıyaslanmaz. Hani Türkiye ve Moskova kıyaslamak açısından söylemiyorum. Fakat orada tabii ki sanata karşı çok daha farklı bir ilgi var. Çocukluktan beri sanatın her yönüyle çok ilgileniyorlar. Bu edebiyat, işte resim, evet, müzik, evet, her şekilde. Ne yazık ki bizim eksiklerimiz var bu konuda. Ama Lena'nın dediği gibi her geçen sene bence de daha farklı bir yöne doğru gidiyor. Umarım daha da iyi olur. Ya biz ülkemizde çok zor bir iş yapıyoruz. Klasik Batı müziği çok zor bir iş. Ve onu biraz önce sordunuz ya, her yerde çalıyor musunuz Türkiye'de diye. Bizim amacımız şimdi bu. Yani Doğu olsun, işte Karadeniz, Akdeniz hiç fark etmez. İç Anadolu'nun farklı şehirleri. Oralara bizim müziğimizi götürebilirsek, bizim müziğimiz demeyeyim, Batı müziğini biraz daha belki tanıtabilirsek. Çünkü hiç hayatını görmemiş enstrümanları, bu enstrümanları görmemiş, o müziği tanımamış insanlar var. Ve herkesin kafasında klasik Batı müziği dediğinizde farklı şeyler oluşuyor. Belki onu bir şekilde kırmak için bu farklı şehirlerde çalma işini biraz daha geliştirip bu ülkeye daha fazla yayabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzelsiniz. Bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Tabii ki sadece klasik müzik çalmıyoruz. Bu programda tabii ki Köçekçi var. Bir sürü türkü düzenleme kesinlikle var. O konuya da derinlemesine dalacağım. Hiç merak etmeyin. Ona da derinlemesine dalacağım. Hemen sizinle de devam edelim. Bu eğitim almış bir diğer isim de sizsiniz. Nasıl o karara vardınız? Aile nasıl yaklaştı? Tabii ki sanatçı olduğunuz için ailenin mutlaka desteğini görmüşsünüzdür ama bunu sorma yükümlülüğünü hissediyorum. Çünkü bu aşkla tutuşan gençler de var. Mutlaka ki engellerle karşılaşan gençler de var. Siz bir rol modelsiniz çünkü. Nasıl oldu? Benden önce oraya giden hocalarım vardı. Hı hı. Tavsiye ettiler. Yani zaten Rus ekolü çok ünlü. Çok büyük bir geçmişleri var. Hı hı. Çok büyük bir tarihleri var. Çok büyük yatırımları var sanata, spora. Ünlüler. Dolayısıyla cesaret ettim. Ancak yaşantı o kadar da kolay değildi açıkçası. O esnada birkaç soru işaretim oldu. Burada çok daha rahat bir hayatımız varken, hani yurda gidiyorsunuz, zorlu koşullar, inanılmaz soğuk. Tüm bunları değerlendirmek gerekiyordu. İnanılmaz soğuk çok etkileyici tabii. İnanılmaz soğuk çok etkileyici. Eskişehir'de soğuktur ama. İşte ben evet. Eskişehirli'nin yüz karası. Orada da üşüdüm, Eskişehir'de de üşüyorum. Fakat bir taraftan şunu da atlamamak gerekiyor. Ben devlet desteğiyle gittim. Çok güzel. Bu çok güzel. PYOK bursuyla gittim. Hı hı. Bu benim için önemli bir şanstı. Devletin böyle bir desteği de var. Hani hiçbir şey yokmuş gibi de davranmak istemem açıkçası. Davranmamak gerekiyor kesinlikle. Orada çok rahat bir öğrencilik hayatı geçirdim. Çok güzel. Ailem zaten hep destekti. Destekli. YÖK bursundan birazcık bahsedelim mi? Belki hani bugün bizi izleyen gençler için bir örnek olabilir. Ona erişmek için nasıl bir mücadele verdiniz? Neler gerekti? Sizi alıp o noktaya taşıyan neydi? Üniversiteyi bitirdikten sonra, hı hı, ben kadrolu olarak Anadolu Üniversitesi'nde işe başladım. Hı hı. İşe başladıktan sonra YÖK üniversitelere burs hakkı tanıyor belli, hı hı, kurallar içerisinde. Bu bursa başvurduğunuzda, hı hı, ama o kurumda çalışıyor olmanız gerekiyor. Sanırım 27 yaş sınırı var. Hı hı. Bu kuralları sağladığınızda YÖK sizi destekliyor. Destekliyor. Peki siz ya da mi üniversiteniz seçiyorsunuz? Destekliyor. Ya da üniversiteniz. Siz mi seçiyorsunuz? Alternatifler mi var? Hani YÖK şöyle mi diyor? Genç, sen başarılısın. Seni yurt dışında akademik olarak daha üst düzeyleri taşıyacak fırsatlarla buluşturacağız. Hangi ülkeyi seçeceksin diye mi soruyor yoksa? Benim sürecimde öyle olmadı. Çok, hı-hı, fazla da dolayısıyla detaylı araştırmadım. Hı-hı. Ben gidip ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Benden önce de bu bursu, hı-hı, kullanan tanıdıklarım olduğu için aynı yolu izledim. Hı hı. Önce gittim, sınavı kazandım. Burada sınavı kazandım. Destekler misiniz? Hı hı. Daha sonra işe girdim. Hani şu, hı hı, koşulları yerine getiriyorum dediğinde üniversite beni destekledi. Harikasınız, çok güzelsiniz. Müzik
Hem enstrüman olarak çok güzel, çok estetik, hem de çok sesiyle insanları büyüleyen evet, çok güzel bir seçim. Kesinlikle. Siz nasıl oldu, nasıl tanıştınız? Artık öğretim görevlisi vasfıyla bu güzel işi, sanatı icra ediyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Tanışma hikayenizi merak ediyorum. Yalnız öyle tanışma hikayemiz. Evet. Konservatuvara giriş sınavlarında zaten enstrümanları biz seçmiyoruz aslında. Bizim vücut yapımıza göre ya da işte dudaklarımıza, diş yapımıza göre enstrümanlar seçiliyor. Güzel. Burnumuza göre falan seçiliyor. Ben de neredeyse doğduğumdan beri bu burada olduğum için. Beni görünce bir anonsal tabii. Müthiş bir şey öğrenmiş oldum. Ben bunu bilmiyordum. Tabii çocuklar seçmiyorlar enstrümanları. Çok ilginç. Biz seçiyoruz onları. Hangi enstrümanlara uygun varsa. Siz yönlendiriyorsunuz aslında evet. Değil mi? Bunu çalman daha uygun diye. Kesinlikle. Yani birçok enstrümanla da tanışık değiller. Evet. Çok güzel enstrümanları atlayabiliyorlar. Bir de yeteneği de tespit ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Aynen. Sizi tanıştıran hocanıza minnet borçlusunuzdur herhalde. Öyle ya da yönlendiren. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle. Tanıştınız. Sonra akademik olarak sonra mezun devam oldum. Ettiniz. Sonra şansıma Rusya'dan bir hoca geldi. Hı hı. Ben de mezun olur olmaz Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım onunla beraber. Çok güzel. Daha sonra buraya geldim dediğim gibi. Hı hı, harikasınız. Güzel bir işe imza atıyorsunuz. Pek çok Türkiye'de bu tip grup var mı yok mu onu da konuşacağız ama ona gelmeden önce perküsyon ve ezgilerin farklılığından biraz sohbet edelim. Dahil olalım. Yani böyle dört güzel bayanı bulmuşken sizinle sohbet etmeyeceğim zannetmeyin. Sizin hikayeniz de çok enteresan. Görevden emekli olduğunuzu söylediniz. Çok gençsiniz. Sizin hikayenizi merak ediyorum. Hangi birini anlatayım size? Bir sürü hikaye var. Hangisinden başlayayım? Karar verdiğiniz, enstrümana karar verdiğiniz hikayeden itibaren. Ha, oradan. Çok eskilerden. Çok geçmişten. Ha, şimdi anladım. Ben aslında rahmetli babam müzik öğretmeniydi. Sağ olun. Onun sayesinde başladım. Aynı zamanda abim de vurmalı çalgılar sanatçısı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda hala çalışıyor. Emekli değil. Peki bu nasıl oluyor? Bana bunu açıklayabilir misin?
Abi çalışıyor, emekli değil siz emekli. Ben neden emekli olduğuma neden? Geleceğim. Tamam, ben 5 yaşında başladım bu arada. Klasik bir şey gibi ama 5 yaşında denk geldi. Ondan sonra tabii haliyle abim konservatuvara girdi, vurmalı çalgılara. Ondan sonra ben de otomatik gelişti bunlar. Güzel. Tabii ki babamız yönlendirmişti. Ondan sonra tabii okul bitti. Benim bir çocukluk hayalim vardı. Okulda okurken işte eğitime Rusya'da nasıl, işte burada nasıl. Şöyle de bir tarafı vardı biz okurken. Enstrümanımız yoktu. Yani gerçekten çok belli başlı işte silofon, timpani, vurmalı çalgıları kastediyorum. İşte bir tane trompetimiz vardı. Bir çift de baget vardı. O bagette hiçbir zaman bana denk gelmiyordu. Çünkü büyükler alıyordu, onlar çalışıyordu. Ben o zamanlarda hayal ettim. Dedim ki günün birinde ben bunların üretimini yapacağım. Kaç yaşındayız? 10. 10 yaşında hayal etmeye başladım. gerçekten o hayallerimin peşinden gittim. Buradan da hani herkese, sadece gençliğe değil, herkes hayal kursun, hayalinin peşinden gitsin ama. Hiçbir bahane üretmeyelim. Yok işte devlet destek olmadı, şu olmadı, annem babam olmadı. Hayır, yapabilecek kişi sizsiniz. Evet. Ben inanın tek başıma bunu hayal ettim. Şimdi tabii ki benim yanımda çok sevdiğim can ortağım var. Aynı zamanda bu güzel enstrümanları üreten ortağım. Biz bunu kendi çabalarımızla bütün Türkiye'deki okullardaki Türk öğrencilerine, bütün öğrencilere ulaştırmak için çabalıyoruz. Ayrıca bir Türk markası olarak da bütün dünyaya Türkiye'yi tanıtmak için çabalıyoruz. Ve hiçbir devlet desteği almadık şu ana kadar. Onu da belirteyim. Çok güzel. Enstrümanı aynı zamanda üretiyorsunuz. Evet, özellikle kahon üretiyoruz. Ama kahon dışında işte Azeri davulu, nağara dediğimiz nağara üretiyoruz. Çalışma pedlerimiz var. Practice pad diye geçen bateristler için. Onları üretiyoruz. Türk davulu, asma davul dediğimiz. Çok güzel. Ve tabii böyle Alaturka dev, klasik dev bir sürü ürünümüz var. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki bu bahsettiğiniz enstrümanların hepsinin çalımına da hakimsiniz gibi geldi. Evet, birazcık. Değil mi? Yani ömrüm bu enstrümanlarla geçince haliyle tabii ki çalıyorum. Hemen bir şey sormak istiyorum. Şu anda üzerinde oturduğunuz bu enstrüman nasıl söyleyeyim, fabrikasyon bir şey gibi mi? Hayır, elde. %100 el yapımı. İşte bu çok değerli. Gerçekten %100. Evet. İsterseniz kısaca bir tarihçesini anlatayım mı bilmeyen insanlar, seyirciler için. Bu üstüne oturup çalınabilen herhalde tek enstrüman. Yani. Onun dışında... Bilmiyorum, uzmanlara soralım. Yani ben bu konuda cahilim. Yani güzelliği şu, elle çalınabilen bir bateri diyebiliriz bunu aslında. Çok güzel. İsterseniz küçücük böyle bir sesini de duyurabilir İstemem miyiz? İstemem mi? Buyurun. Çok keyifli. Evet, tarihçesi demiştik. Tarihçesi şuna dayanıyor. Afrikalı kölelere dayanıyor aslında bunun tarihçesi. Christoph Kolomb'un Amerika'ya keşfetmeden gemisini aldığı işte köleler, Afrikalı köleler Amerika'ya ayak bastıklarında ilk Dominik Cumhuriyeti'ne, Santo Domingo'ya biliyorsunuz. Ondan sonra yayılmışlar haliyle işte Peru'ya. Özellikle Peru'da limanda çalışan köleler şarkı söylerken oradaki balık kasaları ve portakal kasalarına vuruyorlarmış. Bu şekilde. Evet, bu tabii bahsettiğimiz 15. 16. yüzyıl. Tarihinden bahsediyoruz. Sonrasında işte birkaç tel geriyorlar. Biraz böyle cızırtı ve tiz ses alabilmek için. Sonrasında 20. yüzyıl, işte 21. yüzyıla geldikten sonra Paco de Lucía Peru'yu ziyaret ediyor. Orada kahon hediye ediliyor. O da o sıralarda flamenko grubuna enstrüman arıyor, ritim enstrümanı. İşte bateriyi deniyorlar, olmuyor, başka şeyler deniyorlar. En son kahonu görünce vuruluyor ve flamenko grubuna dahil ediyor. Böylelikle İspanya'da çok yaygınlaşıyor. Hala da İspanyol enstrümanı diye bilinir ama aslında kökeni Peru, Afrika.
Şimdi ritim o kadar güzel ki keman ve diğer enstrümanlar büyüleyici ama sizin çaldığınız enstrüman insanın içini coşturucu. Direkt hareket etmeye ihtiyaç hissediyorsun değil mi? Herkes katılıyor. Ritim böyle bir şey. Direkt hareket etmeye endeksleniyorsunuz. Bu yüzden çok güzel. Enstrümanların hepsi büyüleyici ama tabii ki siz işin içerisine emeği de kattığınız için bir artı değer daha var. Tebrik ediyorum her şeyden teşekkür önce. Çok güzel. Bu sebeple midir erken emeklilik? Evet, sayılır. Evet, çünkü abi hala sayılır mı? Yani daha çok kendimi bu işe adamak vermek istedim. Hı-hı. Ama tabii ki onun yanında serbest çalışıyorum dedim ya. Değişik gruplarla çalışmaya devam ediyorum. Yurt içi, yurt dışı. Yurt dışı. Evet. Sevgili izleyenler, sohbet, sanat muhteşem gidiyor ama kısacık bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamlar. Reklamlarımız bitti. Şimdi sanatla dolu sohbetimiz devam ediyor. Buradaki bu çağdaş Türk kadınları aynı zamanda ülkedeki gençlerin yetiştirilmesinde de rol alıyorlar. Siz de bu tip misyonları üstleniyor musunuz? Siz çok önemli bir misyondasınız. Tamam, kabul ediyorum. Üretiminiz var. Gruplarla sanatı yaymaya devam ediyorsunuz. Gençler yetiştiriyor musunuz? Evet, yetiştirmeye devam ediyorum. Ama ben üniversitelerde değil, özelden yetiştiriyorum.
onlarca öğrenci yetiştirdim. Çok güzel. Çoğu yurt dışında yaşıyorlar. Çok hatta güzel. Yurt dışında üniversiteleri bitirip buradaki üniversitelere hoca olan benim öğrencilerim var. Çok güzel. Hepsini de özelden yetiştirdim. Ne mutlu bana. Ama sadece tabii ki üniversitelerde konu biraz uzuyor. Bana böyle pas verince tabii kuarteti unuttum zannetmeyin. Yok, kuarteti dinliyoruz. Zaten hazır fırsat yönetmenlerim de, yönetmenlerim de bana karşıdan işaret ediyorlar. Şeyda yine kendini kaptırın son 10 dakika dediler. Son 10 dakika. Evet, tamam. Dedim. Yani sadece üniversitelerde öğrenci yetiştirmek değil. Benim misyonlarımdan bir tanesi de dediğim gibi asıl yapılması gereken seyircimizi de çoğaltabilmek için tabii ki bakanlıkların, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın şöyle bir destek vermesini umuyoruz. Onun için de çabalıyoruz. Yıllardır Vurmalı Çalgılar Festivali yapıyoruz abimle beraber. Oradaki asıl amacımız şu. Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetmeliğe yıllar önce İsmet İnönü zamanında yazılan bir şey var. Küçük bir not. Savaştan çıkılmış İkinci Dünya Savaşı. Ülkemizde fabrikalar kurulana kadar blok flüt ve mandolinle müziğe başlansın deniyor. Ama ülkemizde fabrikalar üretime geçene kadar. Doğru olan bütün dünyanın kabul ettiği çocuklarımızın müziğe vurmalı çalgılarla başlamasıdır. Bütün dünyada şu anda ORF metodu denilen, biliyorsunuz, onunla başlar bütün çocuklar, anaokulundan ilkokul ve devamı. Yani müziğe girişin doğrusu vurmalı çalgılar enstrümanı ile olmalı. O yüzden de ben bunları üretip işte çocuklarımıza ulaşmasını sağlıyorum. O yüzden de ulvi bir amacınız var. Thank you.
müzikle ilgili çalışmalarınız, projeleriniz, şimdiye kadar neler yaptınız, bundan sonra neler yapacaksınız? Şimdiye kadar aslında bakarsanız Japonya'da, Rusya'da, Panama'da Dışişleri Bakanlığı'nın biz önermesiyle gittiğimiz bir konser. Sonra nerelerde Gürcistan. Giden? Tunus'ta, Gürcistan'da orada müzik festivali. Çağdaş Türk kadını tanıttığınız çok fazla nokta var. Evet evet, çok fazla ülke var. Sanki yurt dışında daha fazla olmuş gibi geldi. Değil aslında. Çünkü bu saydığımız şehirleri biz belki beşer kez dolaştık, öyle söyleyeyim size. Birer kez düşünmeyin. Türkiye'yi sürekli aynı şeyleri geziyoruz. Yurt dışında da sürekli konser oluyor. Bundan sonra da var. Belki bu yaz New York'tayız. Belki Nisan ayında Kıbrıs'ta workshop ve konserimiz var. Var yani, eminim sürekli daha da güzel olacaktır. Evet. Eminsiniz. Gerçekten ben de bu güzellik, bu samimiyet ve bu başarının devamının olacağından adım gibi eminim. Çok güzelsiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür etmeden önce son cümlelerinizi rica etmek istiyorum. Yine böyle sıradan başlayalım. Dileklerinizi alayım ve kapanışı yapayım. Buyurun efendim. Belki bugün anlamı için, kadınlarımız için daha özgür, daha güvenli bir ülke istiyorum ben. Harika. Elena. Ben de müzikli hayat. Herkese istiyorum. Çok güzel. Evet, herkese dahil olsun, değil mi? Herkese dahil olsun. Bu kez atlamayacağım efendim, sıradan gidiyorum. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz teşekkür öncelikle. Seyircilerimizi de konser salonlarına bekliyoruz. Konser salonlarına. Her daim dolu dolu olsun, değil mi efendim? Yer bulunamasın inşallah. Kesinlikle aynı dilekler bana da ait. Bol müzikli günler herkese. Herkese bol müzikli günler. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Çok kavga etmeye gerek yok. Bunun çok kıymetini bileceğimiz güzel günler diliyorum. Harikasınız. Her biriniz ayrı ayrı çok güzelsiniz. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım siz de sıkılmamışsınızdır. Rica ederiz. Atlayarak gittik ama yine de fena olmadı. Efendim, Nemet Quartet çok güzel bir grup. Sık sık ülkenin her yerine dolaşıyorlar. Bursa'ya çok sık geliyorlar. Bir dahaki sefere billboardları, afişleri lütfen takip edin. Canlı canlı izleme şansınız ve fırsatınız olsun. Tabii ki konserden eserler de dinleyeceksiniz bu güzel söyleşi ardından. Hayatın tadı tam tadında olmaya devam edecek. Her seferinde olduğu gibi keyifli bir sohbetti. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Mehmet Şensöz ve Olcay Dalkılıca. Onlar olmasa bu iş olmaz. Sürçülisan ettiysem affola. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkürler.
Sevgili izleyenler, bu kadar güzel sohbet, sanatla dolu sohbet ancak bu kadar müthiş bir sanat şaheseriyle finallenebilirdi. Taç börek. Böreğin tacı. Tacı, gerçekten Zeyno. Ve ne kadar pratik gördün. Evet. İşimiz uzun gibi görünüyor ama aslında parçaları sıra sıra koymamız gerektiği için tarif edelim biz yine. Lezzetine bugün stüdyodaki arkadaşlarımız bakacaklar. Etlerimizi doğradık. Yağsız olarak bir çevirdik. Ardından içine iri haldeki havuçları ilave ettim. Havuçları da koyduktan sonra biraz öyle kısık ateşte piştiler. Havuçların pişme derecesi ete neredeyse yakın oluyor. Onlar biraz piştikten sonra taze soğanlarımı küçük küçük doğramıştım. Güzel bir aroma veriyor. Onları koyduk. Tereyağını ondan sonra ilave ettik. Birlikte 1-2 dakika piştikten sonra unumuzu ilave ettik. Yemeğimizin farklılığı bu. Böreğimizin beşamel sosunu ayrı yapıp karıştırmadık ki hepsinin lezzeti birbirine geçsin. Bir de biliyorsun tavaya geçen etin lezzeti var, sos lezzeti. Onların hepsi oraya gelsin diye. Unu biraz çevirdikten sonra böyle çiğ kokusu çıktıktan sonra 2 bardak kadar soğuk sütüm vardı. Hepsini birden koydum ve karıştırdım. Topaklanma da olmadı. Zaten topaklanma olsa içinde de belli olmuyor. Çünkü taze soğanlar, havuçlar var. Ama soğuk sütü koyarsak sıcağı topaklanma olmuyor. Güzel karıştırıyoruz. Ben bunu da sadece şey yaptım, ziyan olmasın diye indirdikten sonra yumurtanın akını atmamak için buna da güzel kıvam veriyor. Hızlıca çırparak içine yedirdim. Güzel de lezzetini veriyor. Arzu ettiğimiz baharatlar, pardon, tuz, kekik ve karabiber olabilir dedim. Bunlar kenarda sorurken milföy hamurlarımı yaprak halinde biliyorsun ortadan ikiye kestim. Ortalarına da harcımızdan koydum. İki taraftan kapattım. Kenarı köşesi delikli dürsüklü olarak hazırlamadık. Sandal şeklinde biraz oldu. Çünkü kıvam ister istemez fırına girince beşamel sos önce bir kendini bırakıyor sonra topluyor. O aşamada tepsiye yayılmasın diye. İki taraftan üstüne kapattık. Yumurta sarımızı sürdük. 200 derecede yaklaşık 20 dakika pişti. Servise hazır. Ve şaheserimiz huzurlarımızda. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık canım teşekkür arkadaşım. Ederim. Çok güzel görünüyor. Tüm ekip şimdi afiyet dileyecekler. Evet. Sevgili izleyenler, sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Röportajı gerçekleştirdiğim o muhteşem ekibe teşekkür etmek istiyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü programın sonundayız. Bugünlük hayatın tadından bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Zeynep'e özel teşekkür. Hoşçakalın.